Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Hücumat-ı Sitte'de 6 tane şeytanın hücumu var. Bunlardan bir tanesi de ehli dünyanın korku damarından istifade etmeleri. İşte Anglikan Kilisesi'nin böyle soru sormalarına karşı meydan okuyuşu da onun bence o mevzuda o korku hissinin kendisinde bulunmadığını ifadesi adına çok önem arz eder zannediyorum. Bir yerdeki ifadesiyle de dünyayı başımı ateş yapsanız hakikati Kur'aniye ifade olan bu baş zındıkaya teslimi silah etmeyecektir. Demek suretiyle etrafındaki 5-10 adamla koskocaman mütemerritler güruhuna kendisini adım adım sefillerde olduğu gibi bir masumu takip eden eşkıyaya meydan okuyor. Al seni şuraya koyalım, sesini keselim. Hayır, burada da sen sesini duyurmaya başladın. Yine seni tanımayanların bulunduğu bir yere seni sürelim. Tehcir edelim seni. Tahdit edelim, belli sınırlar, belli çerçeveler içine alalım. Tesirini kıralım. Neşretmek istediğin en varı neşretmene engel olalım diyorlar ama bir yönüyle yuridune en yutfu nurallahi bi afvahim ve yaballahu illa yutimma nuruhu velau karihal kafirun velau karihal fasikun velau karihal munafikun velau karihal zalimun velau karihat siyasiyun. Evet, kafir sıfatı olduğundan dolayı mesele sıfatlara bağlanmış. Orada zirveyi tutanlar sadece zikrediliyor. Dolayısıyla o sıfatı taşıyanlar, herkes orada kastedilebilir. Kim o meşaleyi söndürmek istiyorsa şayet, siz meşalenizle başkalarının meşalesini, mumunu tutuşturmaya çalışıyorsunuz. Elinizdeki mumu iskamette eritiyorsunuz. Hazreti Mevlana felsefesiyle başkalarının mumlarını tutuşturmakla, onları bir yönüyle ışığa ulaştırmakla sizin mumunuz ışığından hiçbir şey kaybetmez. Siz bu mülahazayla bir cehd-i gayret içinde hiç durmadan orada da soluk soluğa köheylan gibi koşma tabiri kullanıldı. Koşarken birileri onu söndürmeye çalışacak. Fakat o dönemde böyle yiğitçe bir meydan okuma mevzuu var. Esasen Allah'a Celle Celaluhu kul olan bir insan ve mehafetini de esasen Allah'a bağlayan bir insan. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden silinsin farz edelim havfi yezdanın. Ne irfanın kalır tesiri ne vicdanın. Hayat artık behaimdir. Hayır ondan da alçaktır diyor. Mehmet Akif, makamı cennet olsun. Ne irfan, ne vicdan. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundan. İsterseniz mehabetullah'tan diyebilirsiniz. İnnemâ yahşallâh min ibâdîl ulema diyor. İn'amullah'ın bu mevzudaki mülahazasını hatırlayacaksınız. Çağın büyük filozofu karşısında اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عُبَادِي الْعُلَمَى ayetini okuyunca bunu Muhammed mi söylüyor? Bu onun sözü ise o hak peygamberdir diyor. Bilenler ancak Allah'tan korkar, ona karşı hissi mehafet, hissi muhabbet taşırlar.